Selamünaleyküm kardeşlerim. Şimdi sizlere bir çamaşır makinesinde hangi yedek parçalardan oluşur onu anlatacağım. Onun bir tanıtımını yapacağım. Hangi parça, hangi komponent nasıl çalışır, nasıl yıkama yapılır merak eden kardeşlerimize açık bir video, özellikle ön duvarı söktük. Onunla ilgili bilgi vereceğim. Kısacası şöyle, yaklaşık 10-15 komponentten oluşuyor bir otomatik çamaşır makinesi. Bildiğiniz gibi lastiğimiz, işte deterjan kutumuz, işte deterjan kutumuza gelen vanalarımız, denge taşlarımız var kazana ait. İki tane hem altta hem üstte denge taşları var. Bunların konma amacı da ne için konuyor? Denge taşlarının konma sebebi işte makinamız yürümesini engellemek amacıyla bir ağırlık oluşturmak ve dengeyi sağlamak. Şurada bildiğiniz gibi hani her zaman klasik pompasını temizlediğiniz yer var. Bildiğiniz gibi buraya açıp işte pompa motorumuz var. Suyu atan motorumuz var. Lastiğimizi söyledik. İşte deterjan kutumuzu söyledik. Burada bir tane anakartımız var. Programı ayarladığınız. Burada kablo elektriğin girdiği zaman bir kapasitörümüz var. Elektriğin fazit filtresidir bu. Elektriği süzer. Arka tarafa gelince de burada da bir motorumuz var. Bu da kayış sistemine bağlıdır. Makine işte yıkama yaptığı zaman sağa sola belirli düzenli aralıklarda döner. Sıkma anında da tabii yüksek devirde dönüyor. Şurada da makinamızı ısıtmamıza yarayan restansımız var. Bir de makinamızın amortisör dediğimiz parçaları var. Kazan ayakları dediğimiz. Bazı makinalarda iki tane olur. Bazı makinalarda üç tane olur. Özellikle makine dengeyi sağlayamadığı zaman amortisörlerine bakılması lazım. İşte makine kazan dönmediği zaman özellikle motorun kömürleri bitmiş olabilir. Motora bakılması lazım. Makinanız ısıtma yapmıyorsa ısıtıcısına bakılması lazım. Makinanız hiç çalışmıyorsa da İşte anakart vesaire bu gibi şeyler bakılabilir. Yani yaklaşık bir çamaşır makinesinin yıkama olarak toplam komponenti 15-20 civarında bir komponent üzerine kuruludur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.